Birazdan para atmacada yarışmacımızı kızdırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bakalım kızmayıp kazanacak mı? Kızma kazan başlıyor. Evet, Türkiye'nin en çok para dağıtan yarışması para atmacadan herkese merhaba. Şu anda karşımızda iki yarışmacı var. Güzelliğe doyduk bugün stüdyomuzda diyebiliriz herhalde. Bir tanıyalım sizi. Merhaba, Soley ben. 27 yaşındayım. Evet. Öğrenciyim. Kızma Kazan ekibinin güzeller güzeli üyesi Soley, bütün albenisini gözler önüne sererken Emine Hanım şimdiden çok sinirlenmiş görünüyor. Gezmeyi, tozmayı, alışveriş yapmayı falan severim. Oh, çok güzel. O zaman öğrenci yarışmanın... Efendim? Öğrenciyim ya. Evet. O bakalım. Anladım. Yarışmanın kuralı... sizi sormadım. İsminiz? Emine Arslan. Emine Arslan. Arslan, R'yle. R'yle. 27 yaşındayım. Siz aynı yaşlısınız. Yani 85 değil mi işte? 85. Sizin de öyle. Güzel. Çalışıyorum. Aynı zamanda okuyorum. Çok güzel. Gezmeyi, tozmayı, alışveriş yapmayı seviyorum. Yani. Bu iki güzel genç hanım arasında ipler şimdiden gerilmişe benziyor. Evet. Oyunun kurallarını anlatacağım. Şimdi burada bir çarkımız çıkacak birazdan. Evet, bu çark dönüyor. Siz bana durdurmak istediğinizde durdurun diyorsunuz. Bu wireless butonumla ben buradan basıyorum. Mesela meyveler de durdu. Siz nerede durdurmak istiyorsanız orada durdurun. Diyelim. Bildiğiniz sorunun karşısında da ben kim bildiyse bu parayı ona atıyorum. Tutarsa o para onun hanesine yazılıyor. Bu kadar kolay. Evet, isterseniz hemen başlayalım. Soley Hanım, sizle mi başlayalım? Hı hı. Kırmızı, şuradaki kırmızı ben da aynı neredeyse. Ben size dur mu diyeceğim? Diyelim. Ben dur diyeceğim. Dur diyeceksiniz, tamam. Ben de durduracağım. Siz de anladınız herhalde. Çok güzel. Tamam o zaman, başlayalım. Soley Hanım. Dur. Durdum. Meyveler. Sorunuz geliyor. Kışın yenen, ayının iyisini yediği meyve. Kolay bir soru. Armut. Armudun iyisini yediler. Evet, doğru. Şöyle binlik bir soru. Biraz daha zor bence. 10 bin lira tutarsanız sizin tuttunuz. Sizin Esra mı? Emine. Emine Hanım. Oyuncumuzun elindeki kablosuz buton keyfe keder çalışmaya hazırlanıyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan Emine Hanım bizden ödül kazanarak yarışmamıza başlıyor. Sizdeyiz. Dur dediğinizde duracağım. Durdurun. Durdurdum. Zemin mekaniği. İlgili olduğunuz bir konu mu veya... Yani değil galiba gözüktüğü kadarıyla. Bir soru geliyor, kolay bir soru. Zemin mekaniğinin kurucusu olarak kabul edilen Avustralyalı bilim adamı kimdir? Bilmiyorum. Siz biliyor muydunuz? Hayır. Tamam olsun. Biz Esra, Emine Hanım'la yarışmaya devam ediyoruz. Cevap... Ben de aklım gitti, pardon. Carl von Terzaghi olacaktı. Maalesef. Soley meyvelerden giderken Emine Hanım zemin mekaniğiyle uğraşmak zorunda kalınca tansiyon yükseliyor. Soley Hanım sizdeyiz. Durdurun. Durdurdum. Renkler. Geliyor sorumuz. Aşkın ve şehvetin rengi kan ve gülün rengidir. Üzerine... Bu kadar söylemeyin. Kırmızı, evet doğru. Bu biraz daha kolay bir soru. Bununla binlik yapalım. Yakaladınız. Siz de Emine Hanım. Durdurun. Durdurdum. Kalkülüs. Renklerde duracaktı sanki. Şunda bir sorun olma ihtimali var mı? Bir daha alalım, tamam. Durdurun. Durdurdum. Robotik. Basıyorum işte. Robotik sorusu kolay zaten. Tamam, neyse. Robotik sorunuz geliyor. Robotik biliminin babası kimdir? Robotik deyince ilk akla gelen isim. Robotik deyince aklıma bir şey gelmiyor ya. Sizin geliyor mu? İlgi alanınızda değil mi? Robotlar. Olsun. Sizin yok mu bu cevap? Yok. Hiçbir şey. Maalesef. Kitesibus. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Kitesibus da olabilir. Kitesibus olacaktı. Soley Hanım, sizinle devam ediyoruz.
hala nasıl esip gürlemediğinize şaşırıyor ve size 500 lira para ödülünü armağan etmeyi bir borç biliyoruz Emine Hanım. Ne? Robotiği de geçtik. Durduralım. Durdurduk. Kuru yemiş geldi. Geliyor soru. Kolay bir soru. Geldi. Kabuklu, tuzlu, tuzsuz, yer, Antep gibi türleri olan bir yemiş türü. Kolay. Kolay, evet. Kolay değil mi? 20'lik mi, 10'luk mu? 10'luk. 20 değil. Soli Hanım, hadi. Biliriz. Fıstık. Fıstık, evet. Çok doğru. Fıstık sizin bileceğiniz bir şey tabii ki. 10 bin lira sizin. Evet. Size de... Durdurun. Renkler. Çok şükür. Doğru. Karpuz ne renktir? Yeşil. Doğru. Bu 10 binlik bir soru olabilir herhalde. Olur, olur. Buyurun. Hafif üstten. Yakalayamadık. Hafif. Biraz ben üstten. Kalecilik falan yapmıyorum şey. Yanlış anlaşılmamış. Hop. Yakaladım. Maalesef bir sonraki soruda... İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Bir sonraki soruda umarım biraz daha hızlı refleksler. Dediğim gibi en başta bu bir bilgi yarışması ama bir yandan da reflekslerinizle ölçen bir yarışma. Tamam, devam bu edelim. Önemli. Evet. Şu Caner belli ki sizi canınızdan bezdirecek bugün. Ama yine de her şeyi sineye çektiğiniz için bizden 1000 lira para ödülü kazandınız bile. Tamam, o zaman bu turu atlıyoruz. Bu turun galibi Soley Hanım oldu. Önünde 20, 40, 60 bin lira... Yok, hayır. 10, 20, 30 bin lira. Hiç zor bir soru gelmemiş demek ki. Ama güzel yakalamış Soley Hanım. Güzel yakaladı, evet. Güzel yakaladı. Siz de güzel attınız. Teşekkür ederim. Size de öyle attım. Para atmacada çizim turuyla devam ediyoruz. Bu tur ben bir şeyler çizeceğim. Ve siz de onların ne olduğunu bileceksiniz. Ben resim mezunuyum. Dolayısıyla gayet mantıklı çizimler yapacağım. Evet, yine bildikçe size sorularınızı soracağım. Evet, Soli Hanım, sizle başlayalım isterseniz. İlk sorumuz geliyor. Ben nasıl acaba daha rahat ederim diye düşünüyorum ama... Nedir bu? Top. Top, evet. Top. Güzel çizim. Değil mi? Gayet anlaşılır. Aa, kaçıyor da elinizden neredeyse. Top, sizin sorunuz geliyor. Bu da kolay bir soru. Bunda bir anatomi var. O yüzden biraz zorlanacağım galiba. Şöyle başlayayım. Evet, şuradan bir tane daha. Dinozor mu? Dinozora benzedi evet ama köpek olacaktı. Keşke hav yazsaydım. Keşke. Hav. Bunu yazsam köpek bilebilir miyiz? Hav yazsaydınız bilirdim herhalde. Köpek. Çok köpeğe benzemedi çünkü. Benzemedi mi? Evet. En azından futbol topu daha iyiydi yani. Kibarlığınızın hatırına bizden tam 1500 lira kazanıyorsunuz. Soli Hanım, sizinki geliyor. Bu sefer geçen seferken ders aldım Emine Hanım'ınkinden. Daha güzel çizeceğim. Hatalarımı kapatacağım. Şöyle bir şey şuradan yine yakın bir çizim. Demin hata yapmıştım, onu düzelteyim. Kedi ne diyor? Miyav. Evet. Bravo. Doğru. Bu kadar da kolay değildi. Demin çok zor olduğunu söylemiştiniz. O yüzden 20 bin lira atıyorum. Evet. Güzel. Sanıyorum bu turun da sonuna geldik. Maalesef sizin önünüzde hiç para görmüyorum. Reflekslerinizin zayıflığına verebilir miyiz bunu? Yani biraz Soli Hanım'a galiba basit sorular geldi. Efendim? Ben biraz orada da takıldım falan. Sizin biraz... Biraz orada... atarken
sıkıntı yaşadık galiba. Tutarken de ya da? Atarken. Yani tutarken bir problem yoktu. Ama tutamadınız sonuçta. Atamadınız. Söyleyelim, tuttu. Peki. Sorun mu var? Sorun var yani, evet. Nedir? Yani basit sorular bir kere orada... Yani bu ton nedense bir tek bana takıldı. Artı parayı atarken bayağı abartıyorsunuz yani. Önce hızlı atın dediniz. Hızlı atın, yavaş atın falan demedim. Ben hayır, çok düzgün atın dedim. Üstünden geçti, üstünüzden tamam, geçti. Tamam, neyse. Maalesef hakkınızı aramaya çalışmanız size bir şey kazandırmayacak Emine Hanım. Ama her şeye rağmen bizden 2000 lira kazandınız bile. Şimdi ben bu kutuları sizin önünüze koyacağım. Siz bunları böyle içinde ne olduğuna bakmadan hafifçe aralayıp şöyle yapayım. Şöyle hafifçe aralayıp içinde ne olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Yani her türlü duyumuzu çalıştırmaya çalışıyoruz burada. Şimdi o zaman şöyle yapalım, karışık gidelim. 1 ile 3'ü Soley Hanım'a verelim. Şöyle o paraları oradan çekelim. Cebinize var mı cebiniz? Cebiniz yok çünkü biraz kısa giymişsiniz. Bak pantolonla gelseydiniz cebinize koyabilirdiniz o paraları. Ben pantolonla geldim ama. Efendim? Siz de reflekslerinize yenik düştünüz. O zaman 2 ve 4 de size kalmış oldu. Şunları da sizin önünüze koyalım. Bu peçete ne? Peçete arkadaşlar, bu peçete. Yani, bilmiyorum. Kıvırık sıkışmış içine herhalde. Hop. Kutuların içinden çıkacak sürprizler tam bir muamma. Evet. Şimdi geldik final turuna. Şimdi sırayla sizden tahminlerinizi alacağız. Soley Hanım sizle başlayalım. Bir numaralı kutuyu. Bir, o üç numara. Ne var içinde? Bakmadan sadece koklayacağız. Nedir? Gül. Gül. Açalım bakalım. Doğru mu? Doğru mu? Onu bir atın isterseniz şöyle bir. Nasıl? Savurun. Kendi üzerinizde. Çok güzel. Evet. Gül. Güzel. Doğru bilindi. Size devam edelim. Size devam edelim. Sizden de iki numarayı. Evet. İki numarayı. Yardım edeyim mi? Teşekkür ederim. İstemiyor musunuz? Soley Hanım ilk tahminde bildi. Sizinki? Ne bu? Kutu kokuyor bu. Efendim? Kutu bakabilir. Söyleyin önce tahmininizi. Kötü mü kokuyor dediniz? Yemek. Yani yemek. Hangi yemek? Et gibi bir şey kokuyor. Maalesef o insan istifrası olacaktı. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Hayır. Bazen böyle sürprizler olabiliyor. O insan istifrası. Uzak tutabilirsiniz isterseniz. Kusabilir mi? Onun içine kusarsanız olur. Şunu... Koyduk. Bizim bile midemiz bulandı Emine Hanım. Sizin halinizi yani şu anda düşünmek bile istemiyoruz. Sizin üç numaranızla devam edelim. Korktu musun? Evet, sizden de öyle kötü korkmayın sürprizler çıktı. Şey çok güzel açtın. Evet, nedir? Meyve kokuyor. Hangi meyve? Kötü çilek. Bir mi? Çilek. Açalım bakalım. Doğru. Siz bunları böyle ayarladınız falan mı? Hayır, ben rastgele verdim. 1, 3, 2, 4. Yoksa 1, 2, 3, 4 diye dizerdim. Sizin dördüncü kutunuzu isterseniz devam edin. Bunun kenarındaki peçete... Ya ben bunu açmak istemiyorum galiba ya. Yani ben açabilirsiniz. Ne kadar kötü bir şey olabilir? Ne kadar kötü bir şey olabilir? Az önce kusmuk koklattınız bana. İnsan istifrası diyelim yayında isterseniz. Kim kustu onun içinde? Ne bileyim, bisküvi falan mı? Ne bu ya? Bisküvi içinde olabilir belki ama... Kutu kokuyor. Kutu kokusu alıyorum sadece. O da maalesef olacaktı ama...
Gerçekten içine bakarsın. Gerçek. Şimdi bu ikisi de bana mı denk geldi? Şundan zaten anlamalıydım gerçi ama. Kötü şans. Kötü şans mı? De yani sonuçta. Üst üste gelen talihsizlikler Emine Hanım'ı bayılma noktasına getirse de yarışmacımız hala stüdyoyu terk etmeyerek büyük ödüle emin adımlarla yaklaşıyor. Çıkarabiliyor muyuz bunu? Ay hayır. Göstermek bir mi? De şey hanımefendi koklayabilir miyim? Şüphe koklamak ister misin? Eşlik olsun yani. Şey arkada böyle pek hoş tanışmadık ondan oldu galiba. Yok estağfurullah ben ikinizle de aynı derecede tanıştım. Ben de mi elbise giyseydim acaba? Caner'in yaptıklarını Soley'in güzelliğine bağlayan çaresiz Emine Hanım neye uğradığını şaşırmış görünüyor. Para atmacada Esra Hanım maalesef sonuna kadar para kazanmadan geldi. Emine ben. Efendim? Emine. Üzülüyorum. Söyle Emine. Para atmacada Emine Hanım sonuna kadar hiç para kazanmadan geldiği için ona bir para yağmuru fırsatı yapıyoruz. Şu anda 3-2 bin... Sadece bana değil mi? Tabii sadece size. Ve paraları hepsini atacağız. Tutabildiği kadarına yarışmanın sonunda sahip olacak. Evet. Biraz dikkatli atarsak. Tabii tabii. Para yağmuru başlıyor. Atıyorum. Hazırlıklı olun. İşte attınız mı böyle, şimdi? Attım. Böyle durumlarda hazırlıklı olup alttan yakalamak gerekir tabii ki. Ne yapayım? Uçayım mı yani? Ne yapayım? Allah hayır, aşkına. Hayır şurada beklerseniz biraz mesela. Söyleseydiniz o zaman bekle diye. Ama şöyle yapsanız. Hayır dalga geçiyorsunuz ya. Şunlar şurada. Hop. Mesela buraya geldi. Elimde benim şu anda bunlar. Kabul etmiyorum abi. Öyle bir şey olamaz yani. Ne olamaz? Ha, kabul etmediğiniz şey nedir? Kabul etmediğim şey yaptığınız ayrıcalık yani. Ne ayrıcalığı yaptın? Baştan takıldık, gittik. Ne anlamadım, ayrıcalıktan kastım. Baştan takıldık, bir kere buton hep bana takıldı. O bir kutuları zaten söylemiyorum bile. Ayrıca oldu. Ne, hep bana mı denk kutulardan geldi? Kutulardan da hanımefendinkinden gül ve çiçek, çilek çıktı, sizinkinden de kusmuk ve çıktı. Bir kere daha hatırlattınız. Hayır ama yani bu şans. 1 ile 3, 2 nasıl ile nasıl bir şans ya? Hiç mi bana tutmadı yani? O kadar mı şanssızım? Gitsene. Git, sinirleniyorum ben. Bu bir şakaydı. Kızma kazan programı. Seni seviyorum. Rahat ol. Sen hala sinirliyim ya. Durmasın hatta yanımda şu an. Ne kadar? Hakikaten yani ne oluyor dedim şey... Tesadüf falan diye düşündüm ilk başta ama... Ya aslında biraz geç idrak ettim. Programın adı Kızma Kazan ve sen kızmadıkça bizden para kazanıyorsun ve 3.000 lira para kazandın. Ne kızmadım yani? Kızdın, belli etmedin yani artık işin suyu çıktı gerçekten kutundan sana çıkan... Daha fazla... Sallayacaktın da şey yapmadın. Ama özür dileriz, teşekkür ederiz. Kırmızı giymişsin de, yani sinirlendirdim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kusura bakma. Hayır, sen kusura bakma. Öyle bir el sallayalım.